Efendiler ve beyefendiler diye başlamak istiyorum. Çünkü Türk atçılığının tüm paydaşları burada. Bu şekilde başlayalım. Tek tek gerçekten çok değerli konuklarımız var. Onların hepsine bu gecede bizlerle beraber oldukları için tek tek teşekkür etmek istiyorum. Kasım ve diğer yarış yazarı arkadaşlarım adına. Ödülünü almak üzere Sayın Ergun Kalabağ'a, ödülü vermek üzere Türkiye Jokey Kulübü muhasip üyesi Sayın Adil Mert Kayı'yı davet ediyorum. Ben yıllardır derneğin düzenlediği bütün ödül törenlerine katıldım. Bundan 4 sene evvelde herhalde benle TCK TV'si röportaj yapmıştı. Orada demiştim ki buraya geliyoruz, alkışlıyoruz bu ödülleri alanları. Ama hedefim de demiştim, inşallah en kısa zamanda bu ödülü almak olacak demiştim. Allah bize bu günleri nasip etti. Bunun için çok mutluyum. Fines gerçekten çok özel, çok kalite bir safkan. Mutluyum diyeceğim bu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada ufak bir not daha düşmek istiyorum. Cuma günü koşulan koşudan sonra Fines'in ortaklığından ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonra Fines'i buradan normal burada yarış severler gibi canı gönülden alkışlayacağız, destekleyeceğiz. İlla ki gene o başarılarını devam ettirecektir. Böyle bir ata sahip olduğum için, o kupaları aldığım için çok çok mutluyum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Mert Bey. Valla Ergun abiyle bu sene kupalarda hep beraberdik. Bugün de ödül töreninde beraber olmak nasip oldu. Bugüne kadar güzel şeyler yaşadılar. Bugünden sonrası inşallah her iki taraf için de hayırlı olur. Biz de Ergun abiyle beraber Fines'i burada seyretmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Son viraj dönülüyor. İş buvadaki Corcovado üçlü Fines yakaladı onunla. Aralarında birliler kuraşına giriyor. 2.5 o kadar geriden 16'lu Terel İnan'ın atakları var. Ronald Bull'la birlikte Richie Mivan da içeriden gelmeye çalışıyor. 3'lu Fines liderliği son 200 geçirirken aldı. Yarım oraya kadar fark yaptı Terel İnan. Ronald Bull saldırıyorlar. Fines aynaya 100 metre kadar 2 boy kadar lider. Terel İnan saldırıyor. Fines 2 boy kadar önde. Uzadı da uzadı Fines. Cumhurbaşkanlığı kupası koşusunu kazanıyor. 80. Cumhurbaşkanlığı kupası koşusunu Sayın Ergun Kalabağ'ın 3 numaralı Fines isimli atı kazanıyor. Evet, şimdi de yanımızda en başarılı İngiliz atı Fines'in sahibi Sayın Ergun Kalabağ var. Efendim merhaba. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz bu törenimize ve sizi tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Geceyle ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Valla bu Yarış Atı Derneği'nin yaptığı ödül törenleri 4-5 senedir devamlı katılıyorum ben de, davet ediliyoruz. Çok güzel geçiyor, insanları motive ediyor. Gayet güzel şeyler yaşanıyor burada. Bütün camianın bireyleri burada toplanıyoruz. Bu sene de ödül almak bana nasip oldu. Bunun için de ayrıca çok sevinçliyim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Derneği de kutluyorum bu arada, böyle bir organizasyona sahip oldukları için. Burada sıcak bir ortamda harika zaman geçiyoruz. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Fines'i zaten herkes çok iyi at olduğunu biliyordu. Gazi'den evvel bir ara niyetlenmişlik atma atı satılık olduğunu düşünmüş söyleniyordu. Ondan sonra cayıldı, yarışlar bitti. Tekrar bize satıldığı haberi geldiğinde ben çok arzuluydum, çok istekliydim, almak istiyorduk. Allah bize nasip etti. Çok özel bir at, çok güçlü bir at. Ben her ata şampiyon diye demeyi sevmiyorum ama Fines gerçekten şampiyon ismine layık bir at. İkinci kategorimiz yılın Arap atı. Geçtiğimiz yıl 1-3 yaşlı Arap atı ezber bozdu diyebiliriz herhalde gönül rahatlığıyla. Zira sezonun ikinci yarısı diyebileceğimiz Temmuz ayıyla birlikte start aldığı 6 grup koşuda, ki son 3'ü grup 1 bu mücadelelerin, tamamını kazanırken sezonu abi ve ablalarının yanında Cumhuriyet koşusu galibiyetiyle kapatan Safkan Taykut yılın Arap atıydı.
içeriden yürüdü ve şu denizin dışında geldi. Daha dış kulvardan buralarda Serdümen'in Taykut'un gayret deniziyorum dışarıdan. 11'un Serdümen, 16'un Taykut geldiler. Aralarında biriler kuraşına girdiler. Taykut içeriye yakın, dışında Serdümen. Rakiplerinden ayrıldılar. Taykut 3 yaşlı Tay dışındaki Serdümen'e hakim oluyor. Bir boy kadar Taykut önde. 1,5 kat boy kadar Taykut önde. Cumhuriyet Kupası koşusunu 16'lu Taykut kazanıyor. 3 yaşlı Tay olarak tarihe adını yazdırdı. Sayın Serkan Yıldızhan'ın 16 numaralı Taykut'u Cumhuriyet Kupası koşusunu kazandı. Ödülünü almak üzere Yıldızhan ekürüsünü temsilen Sayın Mücahit Yıldızhan'ı, ödülü vermek üzere de Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü Sayın Murat Birol Kayım'ı davet ediyorum. Efendim, öncelikle bu atın yetiştirilmesinde emeği olan Tarım Bakanlığı'na ve ekürümüzün bugüne gelmesinde en büyük emektarı olan Akbulut ailesi, başta Bedri, Hikmet ve Celal Akbulut'a çok teşekkür eder. Saygılarımı sunarım. Efendim, öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzel, önemli bir gecede beni de buraya davet ettikleri için öncelikle Sayın Başkan'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu gece çok önemli. Geçtiğimiz yılın koca bir senenin değerlendirmesi yapılmış. Sonucunda başarılı arkadaşlarımıza bir şekilde ödüller takdim edilmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Ben de bu vesileyle sevgili kardeşimizi Mücahit Bey'i başarılarından dolayı tebrik ediyor. Daha nice başarılara ulaşmasını talep ediyorum inşallah. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hayırlısı olsun. Yanımızda yılın en başarılı Arap Safkanı Taykut'un sahiplerinden değerli Mücahit Yıldızhan'la birlikteyiz. Biliyoruz ki Taykut Cumhuriyet ve Hasay Haralar koşusunu kazanmıştı ve ard arda 6 tane açık yarışı kazandı. Öncelikle Taykut tabii ekürüsü olan daha önce Çaltepe ile beraber koşuyordu. Sonraki yarışlarda Taykut'un bir adım daha öne çıktığını fark ettik. Burada ekibimiz ve jokey Halis Karataş'la beraber bir karar verdik. Bu karar akabinde Hatay sonrası Haraları, daha sonra atın Cumhuriyet'le koşabileceğine karar verdik. Dolayısıyla da bir Cumhuriyet koştuk. Çok şükür atımız da bizi burada mahcup etmedi. Dolayısıyla böyle güzel bir günü bize yaşattı. Kendisine ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Yılın en başarılı jokeyi, Gazi koşusu kazanmanın bir tarafa dursun, katılmanın dahi çok büyük bir şeref ve onur olduğu çok önemli bir mücadele. Jokeyler açısından da bu böyle. 5 yıl önce ilk Gazi'ni kazanırken belki çok heyecanlıydı ama geçen yıl Gazi koşusuna 20 gün kala kazanacağı, binerse, deklar olursa kazanacağı atı söyleyecek kadar da özgüvenliydi. Bu da onu 4. Gazi'ni kazanıp tarihe geçirirken yılında jokeyi yaptı Ahmet Çelik. Düzlükte artık taylar yayıldılar düzlükte ve büyük mücadele, prestijli rekabet başladı. 13 numaralı Ran'ın, 13 numaralı Zafkan'ı yakaladı, dışarıdan gelen 7 numaralı hep beraber ortadan yüklendi. 7 numaralı hep beraber liderliği aldı, farkı 2,5 boya kadar çıkardı. Orta kulvardan 20 numaralı Perilin'in dışarıdan, Distant Shining'in onun dışından Mr. Görkem'in çabaları var. 7 numaralı hep beraber bir tarih yazmak için ilerliyor. Yılın en prestijli koşusunda Ahmet Çelik adını tarihe yazıyor hep beraberle. Ahmet ödülü duydu. Her zaman yaptığı gibi en iyi yeri aldı. Startla beraber. Ödülü almak üzere sevgili Ahmet Çelik yanımızda. Ödülü vermek üzere İmparator lakaplı jokeyimiz Süleyman Aktı'yı davet ediyorum. Gerçekten şimdi izlerken yine tüylerim diken diken oluyor. Gazi bütün yarışlar önemli ama Gazi koşusu gerçekten kazandığın zaman o son hissettiğin yerden başlıyor heyecan. Bitişe kadar.
Gerçekten çok güzel bir duygu. At Yarışı Derneği'ne de teşekkürler bizi bu ödüle layık gördükleri için. Sözü İmparator Süleyman'a bırakıyorum. Şimdi ben Hamid'i tebrik ediyorum tabii yılın jockey olduğu için. Bu inanılmaz bir başarı. 4 sene üst üste Gazi Yarışı'nı kazanmak. Ama ben bugün gördüm ki Ahmet 5.'yi kazanacak gibi görünüyor. Belki şimdi hayret ediyorsunuz. Evet, Gazi Yarışı çok yüksek tempoda koşulursa yine Ahmet'in kazanacağını düşünüyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Evet, şimdi de yanımızda 2018 yılının en başarılı jokeyi Sayın Ahmet Çelik var. Öncelikle sizi tebrik ederiz. Sağ ol, teşekkürler. Biliyoruz ki 4 sene arda arda Gazi koşusunu kazandınız ve bu çok büyük bir başarı ve çok değişik bir duygu olmalı. O yüzden oradan başlayalım. Tabii ki başta lisans alırken bir Gazi koşusunu binebilir miyiz düşüncesindeydik. Binmek bile bir şerefken kazanmak, bir de 4 sene üst üste kazanmak gerçekten yani hayallerimin arasında kazanmak vardı da 4 sene üst üste bayağı hayalini bile kuramıyordum. Bize nasip oldu. Biz kazandık. Allah'a şükürler olsun. 5'in üzerinde çalışıyoruz. Olursa güzel olur. 93. Gazi koşusuna çok az kaldı ve ondan önce de çok önemli yarışlar koşuldu. Yarışlarla ilgili, yani genel koştuğunuz yarışlarla ilgili bir görünüş alabilir miyiz? Ben izlediğim kadarıyla yani gözümde 5 tane at var. Tabii isimlerini burada söylemeyeceğim. Ama zaten o 5 atın dışına çıkacağını zannetmiyorum. Geçen sene oranlarında biraz daha Gazi belirgin, hangi atların kazanacağı biraz daha net belli. Çünkü 5 tane gerçekten fazla ön plana çıkıyor. Öbürleri de geri planda kaldığı için. Tabii ki yine yarışçılık sürprizlerle dolu. Yine de o güne kadar kendini daha fazla geliştiren at olabilir. İyilerden bozulabilecek şey. Çünkü bunlar canlı hayvan. Yarışacağı bile belli değil. Her şey kısmet, nasip diyorum. Tabii iyi bir jockey olmanın yolu öncelikle Apranti Eğitim Merkezi'nden geçiyor. Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nde de birbirinden başarılı jokey adayları mezun olup apranti olarak yola çıkıyorlar. 2018 yılında da yılın apprentisi üstün performansıyla Mert Ali Solmaz'da önce hatırlayalım, sonra Mert'i buraya davet edeceğiz. Atlar son 200 metre doğru yaklaşıyor. Bariyer dibinden gelen 8 numaralı Kaan Sağ'ın şimdi liderliği alıp farkı 1 boya kadar çıkardı. Ortanın 11 numaralı Bodrum Kalesi'nin dıştansa 2 numaralı Montevon'un ataklarıyla safkanlar son 100 metre doğru yaklaşıyor. 11 numaralı Bodrum Kalesi ortadan liderliği almış olsun. En dıştansa 9 numaralı Zalicim geliyor. 11 numaralı Bodrum Kalesi ve 9 numaralı Zalicim mücadelesinde 9 numaralı Zalicim kazanıyor. Tomlar alıştan çok etkili gelen 9 numaralı Zalicim Mert Ali Solmaz'la kazandı. Atlar son 200'e doğru yaklaşıyor. 8 numaralı Diamond Dash de arayı 4 boya kadar çıkarmış durumda. İkincilikte bu metrelerde 2 numaralı Makamba var. Daha geriden almıştır. 11 numaralı Rusinga'nın içeriden 10 numaralı Makaracı Çocuk'un atakları var. Makaracı Çocuk ikinciliğe girdi. Diamond Dash önde. Makaracı Çocuk geliyor. 8 numaralı Diamond Dash önde. 8 numaralı Diamond Dash kazanıyor. 8 numaralı Diamond Dash Mert Ali Solmaz'la kazandı. Ödül almak üzere Mert Ali Solmaz yanımızda. Ödülü vermek üzere Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi Müdiresi Sayın Zeynep Haldan'ı davet ediyorum. Öncelikle At Yarışları Yazarları Derneği'ne teşekkür ediyorum. Apranti Okulu'na teşekkür ediyorum. Türkiye Jockey Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Beni Fransa'ya yolladıkları için. Apranti Eğitim Merkezi'ne teşekkür ediyorum. Bizleri orada yetiştirdikleri için. Size de teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. At Yarışı Yazarları Derneği çok güzel bir organizasyon yaptı. Bizleri davet ettikleri için öncelikle kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Mert Ali Solmaz'ı tebrik ediyorum. Ve arkasından gelecek, mezun ettiğimiz yeni apprentilere örnek olacak şekilde başarıların devamını diliyorum. Evet, yanımızda 2018 yılının en başarılı apprentisi Mehmet Ali Solmaz var. Efendim merhaba, öncelikle sizi tebrik ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Biliyoruz ki 2018 yılında 74 tane birinciliğe imza attınız. Öncelikle genel bir görünüşünüzü alabilir miyim? Genel görüşüm, çok iyi çalıştık. Menajerlerim olsun, İstanbul
Adana menajerim olsun. Çok iyi çalıştık. İdmanlarımızı hiç aksatmadan her şehire gittik. Gittiğimiz şehirlerde de idmana çıktık. Yani böyle bir çalışmayla biz bu ödüle layık olduk. At Yarışları Yazarları Derneği'ne de çok teşekkür ediyorum. Peki böyle soralım size. İdol aldığınız bir jokey var mı? İdol aldığım bir jokey, yani hepsinin ufak tefek şeylerini alıyoruz. Yani izliyoruz hepsini. Öncelikle Halis abiye. Yani Türkiye'nin çok çok üstünde bir jokey. Öncelikle onu örnek alıyoruz. Yılın en başarılı at sahibi ödülüne geldik ki geçtiğimiz yıl Gazi koşusunu hep beraber kazanırken Ahmet Çelik'e yılın jokeyliğini getirmişti az evvel. Ekürisine de yılın en başarılı at sahipliğini getirdi. Sayın Veysel Kahraman yılın en başarılı at sahibi. Ödülü biraz sonra Sayın Fedai Kahraman'a takdim edeceğiz ama önce bir ekürüyü hatırlayalım. Artık taylar yayıldılar düzlükte ve büyük mücadele, prestijli rekabet başladı. 13 numaralı Ranen, 13 numaralı Safkar yakın, dışarıdan gelen 7 numaralı hep beraber ortadan yüklendi. 7 numaralı hep beraber liderliği aldı. Farkı 2,5 boya kadar çıkardı. Orta kulvardan 20 numaralı Perin'in dışarıdan, Distant Shining'in onun dışından Mr. Kim'in çabaları var. 7 numaralı hep beraber bir tarih yazmak için ilerliyor. Yılın en prestijli koşusunda Ahmet Çelik adını tarihe yazıyor hep beraberle. Yıllarca unutulmayacak bir başarı. Ömre bedel bir at. Huzurlarınızda 92. şampiyon. Alkışlarınızla hep beraber kazanıyor. Ödülü almak üzere Sayın Fedai Kahraman'a, ödülü vermek üzere Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği 2. Başkanı Sayın Turgay Kopuğ'u davet ediyorum. Öncelikle ekürümüz adına bu ödüle bizi layık gördükleri için tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Epey zamandır yetiştiricilikle uğraşan camianın diğer paydaşları arasında bir anda bu ödüle layık görülmek de gerçekten gururu bir nebze daha arttırıyor. Çok teşekkür ederim herkese. Efendim iyi akşamlar. Çok önemli bir ödül. At Sahipleri ve Yetiştiricileri Derneği olarak siz üyemizin geçen sene çok başarılı yarışlarını seyrettik. Hatta yurt dışında da ülkemizi temsil ettiniz. Bu bakımdan çok gururluyuz. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah bundan sonra da hem Türkiye'de hem yurt dışında başarılarınız aynen devam edecektir. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Geçen yıl sadece hep beraberin başarısı yoktu. Ekürünün birçok safkanı, sizin yetiştirmeniz birçok safkan başarılarıyla anıldı ve 2018 yılının en başarılı yetiştiricisi de Sayın Fedai Kahraman. Önce hatırlayalım, daha sonra ödül törenimize geçelim. Üst kumardan 12 numaralı Pelelina'nın ataklarıyla son yüze doğru yaklaşıyoruz. Dışarıda Pelelina, içeride 17 numaralı Valencia. Kısa koşusunda son önde buluştu. Dışarıdan 12 numaralı Pelelina fark işini bir boya kadar çıkartarak koşuyu 17 numaralı Valencia önünde kazanıyor. 16 numaralı Şekeran'ın ve 4 numaralı Graham Ozon arasındaki 3.lük kararı ise varışa kendilerine kaldı değerli yarışseverler. 12 numaralı Pelelina açık grup bir mücadele olan kısa koşusunu kazandı. Yedi numaralı hep beraber liderliği aldı. Farkı 2,5 boya kadar çıkardı. Orta kulvardan 20 numaralı Perin'in dışarıdan, Distant Shining'in onun dışından Mr. Görkem'in çabaları var. 7 numaralı hep beraber bir tarih yazmak için ilerliyor. Yılın en prestijli koşusunda Ahmet Çelik adını tarihe yazıyor hep beraberle. Fedai Bey'in yılın en başarılı yetiştiricisi ödülünü vermesi üzere Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Sayın Recep Avşar'ı davet ediyorum. Her şeyden önce hepinize hoş geldiniz diyorum. Her ne kadar misafir de olsam, atçılıkta misafirlik yok. Hepimiz beraberiz, birlikteyiz, aynı gemideyiz. Hep birlikte inşallah iyi yerlere doğru yol alacağız. Fedai kardeşimiz de Amerika'da güzel işlere imza attığını şahit olan bir insan olarak kendisini canı gönülden kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. İlk defa teşrif ettik tabii ki. Böyle geniş kapsamlı olması da çok memnuniyet verici oldu. Kendi ekürümüz adına da bu gece vesilesiyle aldığımız
ödüller de ayrıca bir mutlu etti bizi, gurur verdi. Böyle organizasyonların çeşitlenmesi ve çoğalması tabii ki bu camiamızın hem renkliliğini hem de biraz daha katılım sayısını arttırması ve çoğalması camiamızın da büyümesi açısından gerekli diye düşünüyorum. İnşallah bu tür organizasyonlar biraz daha çoğalır. Sıradaki ödülümüz yılın en başarılı antrenörü. Az evvel Mücahit Bey Yıldızhan Ekürüsü adına konuşurken Akbulut ailesinden söz etti. Geçtiğimiz yıl Arap safkanlarıyla gösterdikleri başarılar gerçekten unutulmaz bir sezon yaşattı onlara. Ve Sayın Hikmet Akbulut'u da yılın antrenörü yaptı. Bir hatırlayalım öncelikle. Aralarında bildiler, kuraşına girdiler. Taykut içeriye yakın, dışında Serdüben. Rakiplerinden ayrıldılar. Taykut 3 yaşlı Tay dışındaki Serdüben'e hakim oluyor. Bir boy kadar Taykut önde. 1,5 kat boy kadar Taykut önde. Cumhuriyet Kupası koşusunu 16'lu Taykut kazanıyor. 3 yaşlı Tay olarak tarihe adını yazdırdı. 16 numaralı Taykut Cumhuriyet Kupası koşusunu kazandı. Dışarıdan Gökhan 6. ise güveniyor. Son 2-3 geçirdi. Dışarıdan 6. iz geldi. 4 numaralı Denizim'le başa baş oluyor. 6. iz geldi. Liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkartan 6. iz oluyor. Denizim'in Senel'in gözyaşı gecesinin çabaları var. Potayı 6. iz buluyor. Evet değerli yarışseverler. 70. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kupası koşusunu 1 numaralı 6. iz isimlattı. Gökhan Konjakaya ile kazandı. Atlar son 200 metre doğru yaklaşıyor. İç kulvara yakın 1 numaralı Denizim önde. Orta kulvardan 3 numaralı Batman Aslanı farkı azaltmaya çalışıyor. Son güde doğru Denizim önde. Ortadan Batman Aslanı geliyor. 1 numaralı Denizim önde. 3 numaralı Batman Aslanı geliyor. 3 numaralı Batman Aslanı liderliği alıp işi boyunda fark yaparak kazanıyor. Tuflu Pınar kuşunu Halit Karataş'ın bindiği 3 numaralı Batman Aslanı kazandı. Sayın Hikmet Akbulut'a ödülünü vermek üzere Yüksek Komiser... Yılın en başarılı antrenörünü seçildiniz. Öncelikle sizi tebrik ederiz ve gecemizle ilgili görüşünüzü alabilir miyiz? Ben de çok teşekkür ediyorum. Şu anda yılın antrenörü seçildiğim için çok mutluyum. Bence dernek çok iyi organizasyon düzenliyor. Çok beğendik bu ödül törenini. Evet, 7 kategoriyi tamamladık. Fakat ödüllerimiz tamamlanmadı. Zira özel bölüme geçiyoruz. At Yarışı Yazarları Derneği'nin Sayın Başkanı Reşat Köstem açılış konuşmasında da belirtti. Türkiye Jokey Kulübü'nün çok büyük katkıları var derneğimize. Bu anlamda Türkiye Jokey Kulübü'ne de bir teşekkür plaketi vermek isteriz. Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yüksel Göktürk'ü davet etmek isterim. Sayın Reşat Köstem'i de bir kez daha buraya alalım lütfen. Türkiye Jokey Kulübü'nden At Yarışı Yazarları Derneği'nin birlikteliği bizim kuruluşumuzdan beri devam ediyor. Ben kurucu üyelerinden birisiyim. Bizim açımızdan söyleyebilirim ama sanıyorum ki benden aynı görüşü paylaşacaklardır. Çok uyumlu bir çalışma. Elbette biz mesleğimiz gereği bazen Türkiye Jokey Kulübü'nü de eleştiriyoruz ama bunları doğalda onların karşıladıklarını biliyoruz. Bazen bizler de eleştirirken belki biraz kantarın topunu kaçırıyoruz diyeyim. Ama bu gece hep güzel şeyleri konuşuyoruz. Türkiye Jokey Kulübü ile her zaman bize katkılarından dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bu gece onların salonunu kullanıyoruz. Onların birçok olanağından da yararlanıyoruz. Bunun için de tekrar teşekkür ediyoruz. Sizleri kulüp adına teşekkürlerimi sunuyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Bu salon hepimizin. Bu camia için, sadece Jockey Kulübü'nün değil, bunlar için yapılmış. Sizleri de tebrik ediyorum böyle bir organizasyonu yapmış olmanızdan. Zaten bunların sayesinde ilgiler artıyor, teşvikler artıyor, ödüllerle beraber gelişimi, tenkit dediniz, tenkit de yapıcı olduğu sürece gelişimi sağlar. Onun için tenkitlere, biz yapıcı tenkitlere, alternatifli tekliflere, yani yapılması gerekenlere, önerilere her zaman açığız. Onun için hiç rahatsız değiliz, devam edin tenkitlerinize yapıcı olduğu sürece. Hepinize teşekkür ederim. Bu geceyi düzenleyen, başta size ve bütün derneğe, her zaman biz bu tip girişimlerin arkasındayız. Destek olmaya devam edeceğiz.
Türkiye Jockey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yüksel Göktürk ile birlikteyiz. Derneğimizle ilgili yani atçılık camiasındaki rolünü sorayım size. Yani bu en önemli şeylerden biri, kurumlardan biri. Uzun yıllardır da derneğimiz var. Hı hı. Aslında bunun daha da fazla gelişmesi lazım bence. Sosyal medyada da daha fazla yer bulmalı. Ulusal gazetelerde de haberler çıkmalı. Bunların hepsi genelde tecrübeli yazarlar veya işte dernek üyeleri farkındayım. Açı olanlar da var. Onların önerileri tabii, onların işleri bulduğu için gelen şikayetleri her konuda haber yapıyorlar. Bu da işte daha iyi tanıtımımızı sağlıyor. Bir yerde işte büyümemize de katkısı oluyor. Onun için derneği çok önemsiyoruz. Bu tip çalışmalarına da her zaman destek vermeye hazırız biz. 2018 yılının enleri ödüllerini buldu. Fakat 2019 yılı başlar başlamaz iki safkanımız yurt dışı temsilleriyle göğsümüzü kabarttı, bizleri heyecanlandırdı. Her iki ekürü içinde özel birer plaketimiz var. İlk olarak Sayın Hadioğlu ekürüsünü temsilen Sayın Ferhan Göktürk'ü davet etmek istiyorum. Ödülü vermesi için de Mehmet abi, Mehmet Ayan'ı alalım. Safkanlar son düze çıkıyor. Murtaza farkı 3 kadar çıkardı. Gutkor'un şu anda 2 sırada. Umarım yerini korur. Farkı 4 ve hatta 5 kadar çıkardı. 1 numaralı Murtaza Gutkor yine 2. sırada ve bu safkan şu anda 2. koruma arasında. Hadi bravo diyelim. 2. sırada şu anda Gutkor'un farkı uzakladı Murtaza. Ama Gutkor 2. sırada direnme arasında koşu sahalarında buzlarda. Murtaza galibiyet yakın. Gutkor'un şu anda 2. sırada ve Gutkor 2. oldu. Buzlarda 2. oldu. Hadioğlu ekürüsü adına buradayım. Bu ödülü almak için geldim. Kurt Körü'nün başarısından hepimiz son derece mutluyuz. Daha başarılarının devamlarını diliyoruz. At Yarış Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Ayhan'la birlikteyiz. Geceyle ilgili genel bir görüş alabilir miyiz sizden? At Yarış Yazarı Derneği olarak yani yaklaşık 29-30 yıllık bir dernek olduk. Her sene de bunu yapmaya gayret ediyoruz. Camianın bütün bileşenlerini burada buluşturmak için sağ olsun Türkiye Jockey Kulübü her zaman olduğu gibi destek veriyor. Çok mutluyuz. Böyle gecelerde arkadaşlarımızla, dostlarımızla atçıları ağırladığımız zaman aldığımız keyif bambaşka. Ama ötesinde derneğimizin ve yarış yazarlarının camia içerisindeki gücünü, ağırlığını, varlığını her sene en az bir kere de olsa hissettirmek bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla eşimiz, dostumuz, arkadaşımız geldi. Yedik, içtik, güldük, eğlendik, ödüllerimizi verdik, mutluyuz. Peki önümüzdeki seneler için belli bir hedefleriniz var mıdır dernek adına? Tabii aslında her işin temeli ekonomi. Derneğimizin gelirlerini arttırdığımız sürece, Jockey Kulübü'yle yan yana el ele kol kola verdiğimiz sürece daha da artacaktır. Dolayısıyla biraz daha güçlü, biraz daha ayağı yere sağlam basan bir dernek olduğumuz zaman camia içerisinde, hipodrom duvarları içerisinde daha da güçlü bir hale geleceğiz. Bunun işte çalışmalarımız var ama bir yerden sonra aslında at yarışının tanınan insanları, dışarıdaki insanları tanınan yüzleri olarak toplum içerisinde de varlığımızı, gücümüzü, ağırlığımızı dernek yoluyla hissettirmeye çalışacağız. Ne kadar mümkün olur bilmiyorum ama biz inatla, hırsla, hevesle çalışıyoruz. Tıpkı Gutkör'ü gibi bizi onurlandıran diğer safkanımız Perilina'ydı. Sayın Fedai Kahraman'ı buraya alayım. Yine derneğimiz üyelerinden Sayın Afşin Yakupoğlu'nu ödülü vermek üzere davet ediyorum.
At Yarışı Yazarları Derneği'nin düzenlediği gecemizin böylelikle tören kısmının sonuna geldik. Her birinize katılımlarınız için teşekkür ederken ödül almış tüm isimleri toplu fotoğraf çekimi için son kez davet edelim. Evet, şimdi de yanımızda Türkiye At Yarışı Yazarları Derneği Başkanı Sayın Reşat Kösten var. Efendim merhaba. Merhaba. Geceyle ilgili bir genel görüşünüzü alabilir miyim? Tabii, memnuniyetle. Bu bizim derneğimizin tüm atçılığın paydaşlarıyla bir araya geldiği, daha doğrusu paydaşları bir araya getirdiği çok güzel bir gece. Yılda bir kez bunu düzenliyoruz ve bunu düzenlemeden evvel de düzenledikten sonra büyük mutluluk duyuyoruz. Bu öncülüğünü yaptık. Bunu başlatan biziz. 1993 yılında olduğunu söylemiştim. Yani yakında 30 yılı dolduracak bu ödül töreni. Derneğimiz de 1 ve 2 yıl önce kurulmuştu. 30'da o da 30. yaşını çok kısa bir süre sonra tamamlayacak. Bundan dolayı çok mutluyuz. Sizleri aramızda gördüğünüz için de ayrıca bir mutluluk daha diyelim. Derneğimizin sizce atçılık camiasındaki rolü nedir? Şimdi esasında çok önemli bir görevi üstleniyoruz biz. Biz atçılığın tüm paydaşlarıyla kamuoyu arasında bir köprüyüz. Şeffaf bir köprü, tarafsız bir köprü. Köprünün tarafsızı olur mu? Yani biz o yönde hiçbir tarafı tutmadan insanlara burayı hem tanıtıp hem anlatabilmek, hem burada olanları onlara aktarabilmek, onların isteklerinde bu camiadaki yetkin kişilere yeniden aktarmak ve söylemek durumundayız. Zor bir görevimiz var. En başta da zorluğu şuradan, çok çalışmaktan dolayı değil, demin söylediğim gibi tarafsız olmak, yansız olmak, hep bildiğimiz doğruları kovalamak. Evet, değerli jokeyimiz Sayın Yalçın Akaç'la birlikteyiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz, gecemizi neşelendirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Biliyoruz ki siz de önceden ödül törenlerimizde bulundunuz ve bu ödüllere layık bulundunuz. Yeni aprantilerimize, yani yeni yetişen aprantilerimize bir mesajınız var mıdır, nedir? Öncelikle şunu belirteyim, ben 2001 senesinde daha henüz bu At Yarışı Yazarları Derneği ödüllerinin başındayken böyle bir ödüle layık görülmüştüm. Çok teşekkür ediyorum o açıdan da bütün ilgilenen kişilere, sağ olsunlar, var olsunlar. Çok güzel bir gece. Tabii sadece burada apranti jockey olarak değil, birçok ödül veriliyor. Yılın en iyi at ödülü, Arap, o da İngiliz olarak ayrılıyor. İşte jockeyinden antrenörüne, yetiştiricisine. Ben bugün, yani yılın enleri diyelim. Evet, yılın enleri, bütün ödül alanları canı gelinden tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah bu sürekli bir hale gelir. Yani gelenek olarak zaten şu an At Yarışları Yazarları Derneği'nin bu gecesi gelenek halinde ama tabii ki başarı olarak devamının gelmesini temenni ediyorum alan kişiler açısından. Çok güzel bir gece. Sorunuza gelince de tabii ki büyük özveri isteyen bir meslek, jokeylik hayatı. Sürekli kendinizden ödün vermeniz gereken, atları çok sevmeniz gereken, mesleğe saygılı olmanız gereken, her şeyden önce kendi işinize saygılı olmanız gereken bir meslek. Bunu en iyi şekilde yapabilen, eğer bir yeteneği varsa zaten bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ben her zaman söylüyorum. Yaptığımız programlarda da sürekli bunu dile getiriyorum. O açıdan alan kardeşlerimizi bugün için tebrik ediyorum. Apranti, yılın en iyi apranti seçilen Mert Ali Solmaz kardeşimizi aldı. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Şimdi uzun yıllardır gerçekleştirilen organizasyonlardan bir tanesi At Yarışı Yazarları Derneği'nin ödül töreni ki hakikaten bir yıl boyunca bütün başarıların taçlandırıldığı en önemli organizasyonlardan biri at yarışı camiası içerisinde. Ve her geçen sene ilgi daha da artmaya başladı ve özellikle bu seneki yoğun katılımdan dolayı bizler de çok büyük mutluluk duyduk. Ben buradan bir kez daha 2018 yılında ödül kazanmış herkese tebrik ediyorum. Başarılarının 2019'da da artarak devam etmelerini temenni ediyorum. İlerleyen seneler için planlar veya programlarımız veya hedefleriniz var mıdır dernek adına? Evet, tabii hedeflerimiz derneğimiz ne kadar büyürse, ne kadar yarış yazarlarının sayısı artarsa bizim için o kadar önemli. At yarışlarını, atları, buradaki güzellikleri daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için yarış yazarlarının sayılarının artması gerekiyor. Dolayısıyla ben buradan sesleneyim, bu işe ilgi duyan, gönül veren, ata, atçılığa gönül veren
Herkesi bekliyoruz. Buralara gelsinler, yazsınlar, bizleri daha geniş kitlelere ulaştırsınlar. 2017 yılının Gazi Koşusu'nun galibi Piano Sonata'nın sahibi Sayın Oğuz Yalçın'la birlikteyiz. Efendim öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Biliyoruz ki önceden de siz bu ödüle layık göründünüz ve At Yarış Yazarları Derneği tarafından ödülümüzü aldınız. Derneğimizle ilgili ve gece törenimizle ilgili genel bir görüntüsü alabilir miyiz? Evet, daha önce Gazi Koşusu dolayısıyla, Piano Sonata dolayısıyla ödül almıştım. Bugün de ödül alan arkadaşlarımız için buraya geldik. Çok güzel bir akşam. Özellikle bu hipodromun içerisindeki bu güzel salonda yapılmış olması da daha güzel bir hava kattı. Çok güzel hazırlanmış. Tüm dostlarla bugün burada beraber olduk. Çok güzel bir gece. Evet efendim, şimdi de yanımızda Farklı Analiz programının vasıtasıyla katılan yarışseverle birlikteyiz. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba. Ben Atakan Aygöp. 20 yaşındayım. Gastronomi ve mutfak sanatları okuyorum. Yarış severim. Yani keyif için takip ediyorum. Hem de bunun nasıl bir spor olduğunu, aslında bahis işi olmadığını, spor olduğunu düşündüğüm için takip ediyorum ve çok keyif alıyorum. Ben bu işe babamın ve dedemin, yani atlara gelerek ve lefendi hipodromaya gelerek, ben 12 yaşından beri hipodromaya geliyorum. Ve yakından takip ediyorsunuz yani. Yakından takip ediyorum. Öyle bir sevgi oldu. Şu an keyif aldığım için sürekli her hafta sonu, hafta içi müsait olduğum sürece geliyorum. Evet, yarışdergisi.com'un yazarlarından Hasret Delice ile birlikteyiz. Türkiye'deki yarış yazarlığının zorluğu nedir sizce? Şimdi öncelikle Sayın Başkanımız Reşat Bey'e ve ikinci Başkanımız Atahan Bey'e teşekkürlerimizi ve Genotip Kurulu'na teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Çünkü bu Yarış Yazarları Derneği yarış severler ile bu camiadaki arayı, bağlantıyı sağlayan bir dernek haline geldi. Özellikle son zamanlarda yaptığı bu tür etkinlikler, ki özellikle bu son etkinlik diğerlerinden çok daha güzeldi. Özellikle sağ olsun Atahan Bey'in ve Reşat Bey'in katkılarıyla Yarış Yazarları Derneği sosyal medya üzerinde çok etkin. İnsanlara, yarış severlere birebir en taze haberleri sunan, en güzel, en güncel bilgileri veren bir dernek haline geldi. Evet, şimdi de yanımızda Yüksek Komiserler Kurulu Koordinatörü Sayın Murat Kain Birol var. Efendim öncelikle merhaba, hoş geldiniz gecemize. Teşekkür ediyorum, merhabalar. Hoş bulduk. Gecemizle ilgili genel bir görüntünüzü alabilir miyiz? Nasıldı? Şöyle, öncelikle bu geceyi tertip eden, düzenleyen Sayın Başkan'a, işte mesai arkadaşlarına hepsine teşekkür ediyoruz. Ne oldu? 2018 yılını değerlendirdik, anılarımızı tazeledik. Başarılı olan antrenör, jokey, at sahipleri hepsine plaketlerimizi sunduk. Çok güzel bir gece oldu. Koskoca bir yıl değerlendirilmiş oldu. Önümüzle ilgili hedefler konuşulmuş oldu. Benim için ve sektör için olumlu bir katkısı olacağını düşündüğüm güzel bir gece oldu efendim. Biliyoruz ki Farklı Analiz vasıtasıyla katıldınız bu gecemize. Nasıldı, nasıl bir duyguydu, heyecanlı mıydınız? Ya tabii ki bu süreç, bu ay, bu hazırlıklar, bunlar çok güzel şeyler. Allah herkese nasip etsin, her atçıya nasip etsin. Ben de zamanla at sahipliği yaptım. Herkese nasip etsin, güzel şeyler. Evet, yanımızda Türkiye Yarış Atı Yetiştirici Derneği'nin genel sekreteri Sayın Kamil Yurdabak var. Geceyle ilgili ve ödül törenimizle ilgili genel bir görüş alabilir miyiz sizden? At Yarışı Yazarları Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu gece harikaydı. Sektörümüzün güzide atları, güzide at sahipleri, jokeyleri, yetiştiricilerinin ödül aldığı bir geceydi. Her sene düzenliyorlar bu geceyi ve tam anlamıyla dört dörtlük bir gece olduğunu düşünüyorum. Bu diğer atçılarımızı da teşvik ediyor, kamçılıyor. Jokeylerimiz de aynı şekilde. Ben herkese teşekkür ediyorum tekrar. Bu geceyi düzenledikleri için ve ödülleri kazananları tekrar tebrik ediyorum. Darısı herkesin başına diyorum. Sayın Recep Afşar'la birlikteyiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biliyoruz ki İngiliz Atış Yetiştirici Derneği kariyer ödüllerini yapıyor. Ve At Yarışı Yazarlar Derneği de yılın enlerini yapıyor. Bu dernekler ve organizasyonlarla ilgili görüşünüzü alabilir miyiz? Vallahi her şeyden önce camianın bir araya gelmesi. Yani
biz değerli atçı dostlarımızla birlikte olmamız, kaynaşmamız açısından çok önemli. Biz siz burada genel bir At Yarışı Yazarları Derneği'nin seçimi oluyor. Biz sadece İngiliz atlarıyla ilgili bir genelleme yapıyoruz. Ne yaparsak yapalım bir araya geliyoruz, kaynaşıyoruz. Bu arada sağ olsunlar At Yarışı Yazarları Derneği de daha önceki 2 senedir gelenekselleştirdikleri yarış severleri de burada bulundurma çok güzel bir şey. Biz de kısmet olursa böyle bir geceleri yapmak ilkini gerçekleştirmek istiyoruz önümüzdeki seneye. Güzel oluyor. Yarış sever dostlarımızla, at sahibi arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz. Daha fazla birlikteliklerimiz güzel bir sonuç çıkıyor ortaya. Kafamızdaki soruları, dertleri masaya yatırabiliyoruz, konuşabiliyoruz. İnanın çok güzel bir ortam oluyor. Bunu yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii burada Yüksek Komiserler Kurulu'ndan arkadaşlarımız burada. Onlar destek veriyor. Sağ olsun Türkiye Jokey Kulübü yönetimi, başkanı arkamızda bunlarla ilgili bize burada destekleri veriyorlar. Onlara da nezdinizde burada teşekkür etmek istiyorum. Bu olayların daha fazla olmasını istiyorum. Hatta buradan bir çağrı yapıp yapabilirsek, becerebilirsek Gazi öncesi daha değişik yeni konular bulup yarış severi de içinde alabileceğimiz güzel etkinlikler yaparsak çok daha mutlu olacağımızı söyleyebiliriz. Değerli Rota izleyicilerimiz, evet 2018 yılının At Yarış Yazarlar Derneği'nin gecesine konuk olduk ve bu gecenin sonuna erdik. Evet efendim, umarım sizler de programımızı izlerken keyif almışsınızdır. Rotamız at, takipte kalın.